bölgenin korunması gereken bir bölge. Doğru da, tarım aslında başkanımızın vizyonlarının da başından geliyor. Yani biz bölgemize bir bütün olarak bakmamız lazım. Biz hep nüfusun gelmesini, nüfusun burada yaşamasını istiyoruz ama bölgenin de bir tarım ihtiyacı var. 100 binlik Ergene koruma havzası planı da bu bölgenin aslında başkanımızın da istediği gibi uydu kentler yapmasına izin vermiyor. Ha, ihtiyaç var mı? Ucuz arsa üretmek için ihtiyaç var. Ama bölge bütününde baktığımızda sadece ihtiyaçlarımız konut mu? Şimdi şöyle bakalım, bizim şu anki planımızda eğer mevcuttaki nüfusumuz 192 bin. Planlı alanlardaki alanlar oturduğunda, herkes oturduğunda şu anda bu şehirde 470 bin nüfusluk alan yeri var. Şimdi böyle baktığımızda bizim neden herkes Hürriyet'i seçiyor konusunda ben şunu sorayım size. Aynı kalitede Çınarlı'da da ev yapılıyor. Aynı yükseklikte Çınarlı'da da ev yapılıyor. Çınarlı'yı tercih etmiyor. Peki Hürriyet'teki oturan kişiler yürüyerek mi gidiyor, arabayla mı gidiyor bir yere çıktığında? Gene arabayla gidiyor. Başka bir şey sorayım. Çınarlı'dan arabaya binen ne? Hürriyet'ten arabaya binen kişi saat 8'de akşam yemeğine gittiğinde ne kadar süre fark ediyor? Etmiyor. Şimdi tercih meselesinde insanlar, daha önce 100. yıl mahallemizdeydi bu. İlk Tekirdağ hızlı büyümeye başladığında fiyatlar 100. yılda çok yükseldi. Aynı Hürriyet'teki gibi sıkıntı vardı. Ne oldu? Hürriyet'e kaydı. 100. yılda şimdi ev fiyatları çok düştü. Hürriyet'te çok yüksek. Aslında bu tamamen tercih meselesi. Ama biz bu bölgede şundan rahatsızız. Ben Başkan Bey'e de ilk sunum yaptığımda Çanlar'da Zade İbrahim Paşa Caddesi'ne beraber gittik. Dedim ki başkanım, bu şehirde bir taraf 5 kat, bir taraf 2 kat. Siz eczacısınız. Sizce neresi 5 kat olması lazım, neresi 2 kat olması lazım? Bunun plancılıkla alakası yok. Deniz tarafının 5 kat olması lazım, kara tarafının 5 kat olması lazım. Size de soruyorum. Kara tarafı. Tamam, 2001'de deniz tarafını 5 kat vermişler, kara tarafını 2 kat vermişler. Bunun hesabı 2001'de kimseye sorulmamış. Biz her şeyin hesabını veriyoruz. 2001 planlarından Başkan Bey de memnun değil. Biz de memnun değiliz ama bir şey değiştirmek istiyorsak bu gerçeği önce kabul edeceğiz. O zaman ben veya sizler 5 kat 2 kata düşürebilir misiniz? Düşürebilir misiniz? Bakın düşüremezsiniz. Yani burada insanların kazanılmış hakkı var. Şimdi nüfusta şunu ben konuşmamı bitireceğim. Çok uzatmak istemiyorum bu konuda ama aynı şeyleri düşünüyoruz. Biz de bu sefer şunları yapmaya başladık. Takip edebilirsiniz. 18. maddeler uygulamaya çalışıyoruz. Neden? İnsanların arsalarını eşit alması için. Şimdi en son Çandarlızade'de de bir sıkıntı vardı, tel örgü vardı hatırlarsınız, onu da 18'de çözdük. Şimdi üniversite tarafında, daha sonra Malkara yolu tarafında 18'de oradaki mağdurların da sorunlarını çözüp daha ucuz arsa üretmeyeceğiz. Ama 470 bin kişilik planımız var arkadaşlar. 192 bin kişi yaşıyor. Ya bunu bilmek lazım. Teşekkür ederim.